Ben... Kapıya biri bakacak mı acaba? Sen... Heyecanlı mısın Perti? Hayır efendim, değilim. Bunu rüyalarımı gerçekleştirecek bir fırsat olarak görüyorum. Ben de bu durumdan nefret ediyorum. Bir yanda düşler, hayaller... Öbür tarafta düş kırıklıkları, bozgunlar, yenilgiler. Her şey bu gece belli olacak. Sen çalışmada devam et. Biliyor musun abla? Eğer annem yaptığını duysaydı... ...tası tarağı toplar doğruca gider Kenya'ya yerleşirdi. Annem aranacak. Annemin iki kızı olduğunu hatırlamıyorum. Tek hatırladım sadece seninle meşgul olduğum. Senden şu kadarcıkken saçlarını tarayıp ipek bunlar, ipek bunlar diye herkese gösterirdi. Sence bu kıskanılacak bir durum mu? O gün bugündü. Sırf bu yüzden saçıma bir toka bile takamıyorum ben. Çağırmak zorundaydım. Canavarlarınla yüzleşmelisin. Yani canavar demen de pek hoş doğrusu. Onları kastetmedim. Ama haksız da sayılmam. Esrafınızda ne sorun vardı? Melek. Nedoş. Bahroş. Demek seni burada bulacaktım ha? Bir erkeğin mutfağında. Para karşılığı yapıyorum. Bana ne dendiğini iyi biliyorum. Bahri Bey, buna aşçılık deniyor. Ben bilirim onun aşçılığını. Onun yemeğini her gece ben yedim. Tamam tamam. Eniştem hakkında bilmek istemediğim her şeyi bir anda öğrenmek zorunda değilim. Benim karım Taksim'in yarısına hizmet veriyor. Ama ben aç uyuyorum. Yalan söyleme. En azından kendi aranızda konuşmaya başladınız. Bu iyi bir şey. Sen karışma. Tamam sustum. Yurttan sesler korusun siz de. Nereye? Birinci sahne ve perde. Bu dokunaklı aşk şarkısı Pertev tarafından seslendirilecek. Ve karşınızda Pertev! Uşak! Pertev Uşak Zade! Yok başka yeri lütfu ne yazdan ne de kışlan. Yok başka yeri lütfu ne yazdan ne de kışlan. Ne tatlı huzur. Fazla bir şey istemiyorum ki. İki köfte bazen de bir börek. Aşağılık, yani kötü hatıralarından asla silinmeyecek olan bir tuzak. Nasıl olacak, tek kelime bile bulamıyordunuz. Bence hiç çekin be Ömer. O tokalı kafasını dağıt, ikimiz de rahatlayalım. Para kaynaklarımız o tarafta Suzan, peşlerini bırakma. Merak etme. Pardon efendim, sizce nasıl gitti? Arkada olanları görmedin mi Pertev? Hariçten gazel okuyanlar her şeyi berbat etti. Ben nasıl efendim? Harikaydın moruk. Biz seni arayacağız. Sağ ol. Yemeğini yiyen adam bu ha?
Ben Bahri Topuz. Nasıl gidiyor? Ben de Ömer Giritli. Kötü gidiyor. Bunun iştahı benimki kadar kabarık mı? Aa, kimsenin iştahı seninki kadar kabarık olamaz Bahruş. Ay bu var ya bu. Günde en az 4-5 oyun ister. Bizimki kuru pilavla koskoca günü geçiriyor. O kadar çıkma. Zaten yemeğini yer yemez devrilir uyur. Enişte, başkalarına yemek yapıyor diye sen ablama kızma. Ne olursa olsun, o seni aç bırakmaz. Abla, sen de kocanı istiyorsan birazcık dişini sık. Sabah, öğle, akşam ikindi ver gitsin. Nece ziyafetlerimi özledim. Ay, seni ihmal ettim değil mi? Bundan sonra ne istersen elinin altında olacak. Sanırım yemekten bahsediyorsunuz. Biraz da bizim için bir şeyler hazırlasan. Aa, ne isterseniz emrin olur Ömer Bey. Ama köfte düşünmeyin. Köftemi kocama saklıyorum. Maşallah. Ben de senin köfteni çok özledim. Canım benim. Odamdan bir iki bir şey almam gerekiyor. Senin odandan değil, benim odamdan Nedim abla. Ömer, buna asla inanmayacaksın. Pertevi şarkısından önce tiksindiler. Fakat arkadaki komediyle birlikte harika bir fikir diye bayıldılar. Yatırımcı sorunu halloldu. Sen de gelip baksan çok iyi olacak. Şimdi dedin. Yok, hayır. Ben gitsem iyi olacak.